birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Başbakanım. İşte millet, işte başbakan, başbakanımız Binali Yıldırım. İzmir, İzmir, güzel İzmir. Bugün yine muhteşemsin Menemen. Alo. Muhteşemsiniz, muhteşem. Bugün İzmir'e onların onun cevabı 16'sında verilecek. 16'sında. O densizlere cevabı İzmir 16'sında verecek. Verecek misiniz? Hazır mısınız? Maşallah. Maşallah. Bugün sevgili hemşehrilerim, hanımefendiler, değerli kardeşlerim, gençler, bugün yine İzmir'e, güzel İzmir'e büyük bir hizmet için buradayız. Biliyorsunuz daha önce İzmir çevre yolundan Harman Dalı'na, oradan Koyundere'ye 10 kilometrelik otoyolu uzattık. Çiğli'deki trafiği rahatlattık. Ondan sonra Menemen'e doğru 6 kilometrelik kısmı da başladık, devam ediyor. Şimdi temelini atacağımız otoyol Çandarlı Kuzey Ege Limanı'na kadar gidecek. 76 kilometre. 76 kilometre otoyol. Bedeli ne kadar? 1,5 milyar. 1,5 katrilyon. İzmir için helal olsun. Güzel İzmir için helal olsun. Şimdi Biz sizinle gurur duyuyoruz. Sizinle gurur duyuyoruz. Biz İzmir'le gurur duyuyoruz. Milletimizle gurur duyuyoruz. İlk olarak gençler, Menemen, Ala, Çandarlı otoyolunun temelini atıyoruz bugün. Yolların kuralını unutmayalım ha. Kaymak gibi yollar yapıyoruz, öyle gaza dibine kadar basmak yok. Kurallara riayet edeceğiz. Bundan sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın tamamladığı toplam değeri 1 milyar 800 milyon olan 101 tane projenin açılışını yapıyoruz. Etti 2 bir günde. Üçüncüsü ne? Karabağlar'da muhteşem bir kentsel dönüşüm projesinin temelini atıyoruz. Bir günde 3 tane iş. Peki bunların
toplam tutarı ne? Bunların toplam tutarı 4 milyara yaklaşıyor. 4 milyara. 3,5 milyar. 3,5 katrilyon. İzmir için helali hoş olsun. Güzel İzmir bunu hak ediyor. İktidara geldiğimiz ilk günden bu tarafa ulaştırmaya, haberleşmeye 14 yılda sevgili İzmirliler, değerli yol arkadaşlarım, 14 yılda yaptığımız yatırımın tutarı tam 320 milyar lira. Türkiye'yi doğudan batıya, kuzeyden güneye bölünmüş yollarla donattık. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz. Şu ay yıldızlı bayrağı indirtmeyiz. Bu ezanları dindirtmeyiz. Bakın sevgili İzmirliler, değerli yol arkadaşlarım, biz AK Parti iktidarı olarak göreve başladığımızda Türkiye'de 80 yılda 6100 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. 6100 kilometre 80 yıl 80 yıl 14 yılda ne yaptık? 19500 kilometre bölünmüş yol yaptık. İşte laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyma, işte bu hele. Sadece 6 ilimizde bölünmüş yol birbiriyle bağlıydı. 6 ilimiz şu anda kaç tane biliyor musunuz? 76 il. 6'dan 76'ya. AK Parti farkı bu. Hizmetin farkı bu. Sevgili İzmirli kardeşlerim. Bakın yine bu sürede Türkiye dünyada yaprak kıpırdamazken, hiçbir proje yapılmazken Yavuz Sultan Selim Köprüsü, dünyanın en geniş köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, dünyanın üçüncü büyük köprüsü. Osman Gazi Köprüsü ne için? İzmit Körfezi'ni geçiyor, Bursa üzerinden İzmir'e geliyor. İzmir Otoyolu'nun İstanbul'a bağlantısı. İzmir-İstanbul Otoyolu tüm hızıyla devam ediyor. Bursa'ya kadar bitti. Şimdi Bursa-İstanbul 45 dakika. Buradan da 26 kilometre Manisa'ya doğru yaptık. Bornova'dan Kemalpaşa'ya kadar Türkiye'nin en uzun ikinci viyadüğünü yaptık. 3 gidiş 3 geliş otoyol. Şimdi adım adım Manisa, Balıkesir, Bursa, ver elini İstanbul. 2018'de benim İzmirli kardeşim Menemen'den, Çiğli'den, Bornova'dan arabasına binecek. 2 saat 50 dakikada İstanbul'un merkezinde. Var mı böyle bir şey? Var mı böyle bir şey? Medeniyet demek, hizmet demek, yol demek. Atatürk'ün arkasına saklanarak
boş laflarla bu işler olmuyor. Asıl olan Atatürk'ün gösterdiği hedefe, bu asır medeniyetler seviyesine Türkiye'yi taşımaktır, İzmir'i taşımaktır. İzmir düşmanı denize döktü ama bir densiz çıkmış diyor ki evet verenleri denize dökeceğiz. İzmir hainleri bilir, hainlere ne yapacağını da bilir. Bayrağına sahip çıkar İzmir, devletine sahip çıkar. Teröre, onun taşeronlarına, iç ve dış destekçilerine gereken cevabı demokrasinin beşiği Adnan Menderes'in şehri. İzmir 16 Nisan'da en güzel cevabı verecek mi? Verecek misiniz? Evet. Evet. İzmir hep bizimle yürüdü. Biz İzmir'le yürüdük. Biz İzmir'e güveniyoruz. Güzel İzmir'e ne gerekiyorsa bugüne kadar yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Biz İzmir'e geldiğimizde bir şey söyledik. Dedik ki siyaset ancak hizmet için vardır. Arkasında millete hizmet yoksa varsın olmasın o siyaset. Bizim siyasetle ne işimiz var? Millete bir faydamız yoksa. Şimdi bakın 2008'den beri dünyada kriz var sevgili hemşerilerim. Ama bu krizde Türkiye dünyanın en büyük projelerini yapıyor. Ne yapıyor? Marmara'yı yapıyor. Avrasya Tüneli'ni yapıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapıyor. Osman Gazi Köprüsü'nü yapıyor. Dünyanın en büyük havalimanını yapıyor. Ankara İstanbul, Ankara Konya hızlı trenini yapıyor ve şimdi süratle Ankara İzmir hızlı treni yapılıyor. Afyon'dan Uşak'a doğru trenin sesi geliyor. Ondan sonra gelecek değerli kardeşlerim, yetmedi. Çanakkale'ye dünyanın en uzun köprüsünü yapıyoruz. 18 Mart'ta temelini attık. Biz bunları yaparken birileri de hasedinden neredeyse çatlayacaklar. Haset etme. Çalış senin de olsun. Kıskanma. Çalış senin de olsun. Değerli kardeşlerim, bakın. PKK, FETÖ, DEAŞ kol kola girmişler. Yanlarına bölücü HDP'yi de almışlar. Kandil'in kucağındaki HDP'yi de almışlar. Hayır kampanyası yapıyorlar. Ama benim üzüldüğüm bir şey var. Atatürk'ün partisi de bunların kuyruğuna takılmış. Bu Atatürk'ün partisi Türkiye'nin birliği, beraberliği, kardeşliği ve muasır medeniyetler seviyesinin ulaşılması için Atatürk'ün nasihatına riayet etmiyor. Onlar Atatürk'ün nasihatını vesayet olarak anlamışlar. Vesayetçilerin arkasına takılmışlar. Takılsınlar.
Biz milletin yanındayız. Biz milletle beraberiz. Her türlü vesayetin karşısındayız. Bugüne kadar 14 yıldır hem hizmet ettik hem de vesayet odaklarıyla mücadele ederek bugünlere geldik. 150 yıldır el değmeyen demir yollarını yeniledik. Biliyorsunuz bu hatlardan biri de İzmir. İzmir Balıkesir arasını tamamen yeniledik. Hızlı tren işletmeciliğinde Türkiye dünyada 6. sırada, Avrupa'da 6. dünyada 8. sırada. 2002'de denizcilikte gemi tonajı itibariyle Türkiye dünya 19.'suydu. Bugün 14. sıraya yükseldi. Yat imalatında Türkiye dünyanın 3. ülkesi. Tersane sayımız 37'den 79'a çıktı. Bugün Türkiye'nin her tarafında 175 tane limanımız var. Ülkemizi kuşatan 3 büyük denize 3 tane büyük liman yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Çandarlı'da Kuzey Ege Limanı. Bu liman bittiğinde orası Türkiye'nin ihracat merkezi olacak. 10.000'den fazla İzmirli oradan ekmek yiyecek, iş sahibi olacak, az sahibi olacak. Bu yolda oraya gidiyor. Bu yaptığımız otoyol da oraya gidiyor. Bakın 1,5 milyarlık bu projeye cepten, devletin kasasından para vermiyoruz. Ne yapıyoruz? Yap, işlet, devret. Bir firma, işte 3 firma bir araya gelmiş. IC, İçtaş, Kalyon, Astaldi. Yapacaklar, yapım süresi dahil 10 yıl işletecekler. 2,5 yıl yapım süresini çıkarsanız 7,5 yıl sonra bize teslim edecekler. Güzel iş değil mi? Para vermeyeceğiz, yapılacak, sonra da geri gelecek. İş bilenin kılıç kuşanadır. Lafla peynir gemisi yürümez. Vatandaşın konforu için, huzuru için yollarımızı yeniliyoruz. Yeni yollar yapıyoruz. Her geçen gün nüfusumuzun ve trafikte artan araç sayısı artmasına rağmen kazalarda yaşanan kayıplarda %65 azalma oldu. Verilmiş yollar hayat kurtarıyor. Hayat! Bugün ya kaymakçı, yolların kuralı var. Unutmayın. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Bugün biraz sonra temelini atacağımız Ala Çandarlı Otoyolu'nun toplam boyu 76 kilometre. İzmir Menemen arası daha önce bitti biliyorsunuz. Maliyet efendim. Ya Kılıçdaroğlu'nu babam Kılıçdaroğlu'nun ağzından ne nefes tüketiyorsun ya? Yalandan kim ölmüş?
Yalandan ölen mi var? Kılıçdaroğlu kaval eliğin yel Allah'ın üflüyor. Üfle babam üfle. Milleti korkutmaya çalışıyor. Bu millet yemez. Kahvecilerle oturuyor. Diyor ki 16 Nisan'da evet çıkarsa kahveler kapanacak. Minibüsçülerle oturuyor. Efendim eğer evet derseniz minibüs hatlarınızı iptal edeceğiz. Olmadı muhtarlarla oturuyor. Bakın ha sakın evet demeyin. Evet derseniz 16'sından sonra muhtarlıklar yok, kapanıyor. Bakın, bakın bunların hiçbiri doğru değil. Buna da kimse inanmıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, artık biraz madem gerçekleri göremiyorsan, düşün de daha kaliteli yalanlar söyle. Hiç inandırıcı değil. Biraz gayret et. Gerçeği söylesen daha iyi olur da. Ona niyetin yok belli ki. Ama yalanın da bir raconu olur değil mi? Bakın ben, biz 14 yılda 350 kilometre tünel yaptık. 14 yılda. 80 yılda 50 kilometre tünel yapıldı. Ama şurada Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun 1,5 ayda söylediği yalanları arka arkaya koy, bizim 350 kilometrelik tüneli geçer. Kısa sürede büyük işler yaptılar. Aydın yolu, İzmir, Urla, Çeşme yolu, çevre otoyolunun devamı olan bu yol, İzmir'i Çanakkale'ye bağlıyor, İzmir'i Balıkesir'e, Bursa'ya ve İstanbul'a bağlıyor. Aynı zamanda Ali Ağa organize sanayi bölgesine bağlantı var. Otoyol üzerinde 22 tane köprü var. 7 tane viyadük var, 9 tane köprülü kavşak var, 4 tane hemzemin kavşak var. Değerli İzmirli kardeşlerim, her projede olduğu gibi bu otoyol projemizin de faydaları saymakla bitmez. Zaten yapılan eserler kendini gösteriyor. Bakın, şimdi Kılıçdaroğlu'nun söylediği bu anayasa, değişmedisin dediği anayasa şu. Mercedes marka arabanız var, bir şerit gidiş, bir şerit geliş yolunuz var. Kamyonun arkasına takılıyorsunuz, saatlerce orada gidiyorsunuz. Biz diyoruz ki ya araba güzel. Ama yol yok, yol. Onun için tek yolları bölünmüş yol yaptık. Anayasa yolu da artık köy yolu gibi anayasayı otobana çevirmemiz lazım. Türkiye'nin gelişme hızına uygun hale getirmemiz lazım değil mi? Diyor ki ya boş ver araba olsun ama yola lüzum yok. Biz her gün örtüsünü kaldırırız, sileriz, cilalarız, tekrar kapatırız. Arabaya ne lüzum var? Yol istemiyoruz. Böyle bir şey olur mu? Ama bunlar yolu yaptık, yaparken karşı çıkar. Tüneli yaparken karşı çıkar. Köprüyü yaparken karşı çıkar. Hızlı treni yaparken karşı çıkar. Hayır, hayır, hayır derler. Konak tünelini yapar yapmaz daha bismillah demeden baktık onlar geçtiler. Ne oldu?
geçsinler, ziyanı yok. Ama memleketin hızını kesmeyin kardeşim. Memleketin hızını kesmeyin. Bizim büyük hedeflerimiz var. Büyük Atatürk'ün bize işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefimiz var. Engel olmayın. Gölge etmeyin, başka ihsan istemiyoruz. Değerli kardeşlerim, 2011'de hatırlayın, İzmir milletvekili adayı olduğum sırada 35 proje yapacağımızın sözünü verdik, değil mi? İnanmadılar, dalga geçtiler. 6 tanesi bitti, 6 tanesi. 7'si şu anda devam ediyor. Konak tüneli bunlardan biri, hatırlayın. Havalimanı bunlardan biri. Güzelbahçe Limanı bunlardan biri. Bölünmüş yol, çevre yolu, Turgutlu, Kemalpaşa demir yolu, Gazi Emir, Torbalı, İzban hattı. Bunlardan biri, bunların hepsi bitti. Hizmete girdi. Şimdi İzban. İzban güneyde Selçuk'a, kuzeyde Bergama'ya kadar uzuyor. Ali Adam Bergama'ya da uzayacak. Bunun da bu sene ihalesi yapılıyor. Sabuncu Telberi Tüneli önümüzdeki sene hizmete giriyor. Daha büyük bir proje var. Ankara-İzmir hızlı treni de inşallah 2019'da bitmiş olacak. Böylece İzmir-Ankara 3 saat, 3,5 saate inecek. İşte hizmet bu. Değerli kardeşlerim, evet, hava sıcak. Sizleri daha fazla bu güneşin alnında tutmak istemiyorum. Ama şurada sayılı günler var. 16 Nisan'a sayılı günler var. İzmir, hazır mı? Güçlü Türkiye için, istikrar için, geleceğimiz için, gücümüz millet, kararımız. Sağlık. Evet. Tek bayrak için, tek vatan için, tek millet için, tek devlet için kararımız. 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 Allah sizden razı olsun. 10 gün durmak yok. Gece gündüz çalışacağız hanımefendiler. Gençler, beyler, bütün hemşerilerimize gideceğiz. Türkiye'nin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için, aydınlık yarınlarımız için, birliğimiz, beraberliğimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Allah sizden razı olsun. Bu eserler İzmir'imize hayırlı olsun. Bu otoyolu yapacak yüklenici gruba, IC İştaş, Kalyon Astaldi firmalarına teşekkür ediyoruz. 2,5 yılda yapıp bitirecekler. Yani 9 Eylül 2019. Tamam mı? Evet.
Biz Ödemiş'le gurur duyuyoruz. Biz Türkiye'yle gurur duyuyoruz. Milletimizle gurur duyuyoruz. Güzel İzmir'imizle gurur duyuyoruz. Ayrıca bu projenin hayata geçirilmesinde büyük gayretleri olan Ulaştırma Bakanımıza, ekibine ve Karayolları Genel Müdürü, bütün mühendislerine, işçilerine, huzurlarınızda İzmirliler adına teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah emeklerini daim etsin. Şimdi açılışı, temel atmayı yapalım. Tamam mı? Hazır mıyız? Buyurun. Adam gibi adam, adam gibi adam. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklar, Başbakanımız butona basmak suretiyle Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu'nun temelini atacaktır. Sayın Başbakanımıza refakat etmek üzere Sayın Bakanlarımızı, Sayın Valimizi, Milletvekillerimizi, aramıza katılan Selçuk, Kınık, Ali Ağa dahil olmak üzere belediye başkanlarımızı, İl Başkanımızı, Menemen İlçe Başkanımızı, Karayolları Genel Müdürümüzü ve yüklenici firma temsilcilerimizi sahneye davet ediyorum. Eyvallah, eyvallah. Sadece Cenab-ı Hakk'ın karşısında eğiliriz. Başka hiçbir kuvvetin karşısında eğilmeyiz. Merak etmeyin. Hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Evet. Duymadım. Hazır mıyız? Evet. Ya Allah, bismillah. Hadi bakalım. Teşekkür ediyoruz. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım butona basmak suretiyle Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu'nun temelini atmış bulunmaktadır. Temeli atılan projelerin özelde İzmir'imize, genelde ülkemize iyilikler, güzellikler getirmesini Allah'tan niyaz ediyoruz. Büyük bir sevgiyle, büyük bir coşkuyla Sayın Başbakanımızı bağrına basan saygıdeğer hemşehrilerimiz, çok teşekkür ediyoruz. Gününüz kutlu olsun, geleceğiniz umutla dolsun. En güzel günler sizlerin olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.